Tekno Sunny'nin yeni bir bölümünden herkese selamlar. Bu yüzden Sanihiro Hero üzerindeki sensörler hakkında konuşuyoruz. Sunny Hero Extra modelinde birden fazla sensör bulunuyor. Bu sensörler 3 adet uçurum, 9 adet çarpma ve lidar olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak lidardan bahsedelim. Lidar alan taramı işlemini oldukça hızlı yapan bir sistem. Lazer darbeleri kullanarak alan uzaklıklarını ve yapıları rahat bir şekilde anlayabiliyor. Bu da alan tarama işleminin hem hızlı hem de doğru yapılmasını sağlıyor. Uçurum sensörüsü ürünün yükselik algılamasını yapıyor. Bu sadece robust merdiven gibi alanlara geldiğinde burayı algılayabiliyor ve ilerlemiyor. Şu an bu video kayıt altına aldığım ev duble ve ben üst katında yaşıyorum Benim evin. Robot de buraya konulandırmış durumda. Robot tamamen kafam rahat bir şekilde çalıştırabiliyorum. Çünkü biliyorum ki Robo merdivenden aşağı düşmeyecek. Bununla alakalı görüntüleri zaten gördünüz. Robo merdivene yaklaşıyor ama uçurum sensörleri oranın boşluk olduğunu algılıyor ve robot daha da ileri gitmiyor. Bu sayede robot süpürgenin başına olumsuz bir şey gelmiyor. Eğer sizler de böyle bir evde oturuyorsanız Sunny Hero Xtreme modelini tercih ettiğinizde aklınızda herhangi bir soru işareti kalmayacaktır. Son olarak sizlere çarpma sensörüne basmak istiyorum. Üründe bu sensörler bulunuyor. Bir nesneye yakınlaştığında ona çarpmıyor çünkü onu algılıyor ve ya onun etrafından dolaşıyor ya da yanından geçerek ona dokunmuyor. Bu bahsetmiş olduğum sensör zaten robot süpürgelerin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bu ürün hem lidar bulunuyor hem de çarpma sensörü bulunuyor. Bu sadece sonsuz bir şekilde evdeki temizlik işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Evet bu videomuzun konusu Sunny Hero Extra modelinin sensörleriydi. Sensörlerin sonu bittirdi. İşte genel olarak bu şekilde. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başka bir Tekno Sunny bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.